Herkese merhaba ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Az önce bir portakal yedim hemen kabuğunu da değerlendirmek üzere cildimde C vitamini toniği yapacağım. Dedim takipçilerimle de paylaşayım. Eğer portakal gibi değerli meyvelerin kabuklarını çöpe atan varsa hemen huylarını değiştirsinler. Arkadaşlar portakalın kabuğunda portakalın kendisinden çok daha fazla C vitamini var. Bu tonik hem yoğun C vitamini sayesinde cildi gençleştiriyor hem de antibakteriyel özelliği sayesinde düzenli kullanımda seviceleri iyileştiriyor. Bu şekilde bir portakalın kabuğunu ince ince dilimleyip bir bardak suyla 8-10 dakika kadar suya iyice rengini verene kadar kaynatıyoruz. Ben kıvamı yoğun olsun ve taze taze 4-5 gün içerisinde güz ve boyun bölgemi uygulayıp hemen bitireyim diye az su ekliyorum. Vücudunuz için de kullanmak isterseniz Buna bir bardak daha fazla su ekleyip bir sprey kabına boşaltarak daha seyreltilmiş kıvamda da kullanabilirsiniz. Öncelikle şunu belirteyim hem zaten portakal benim sürekli evde tükettiğim bir meyve olmadığı için hem de moduma göre yüzümde farklı farklı maskeler uygulamayı sevdiğim için bu tonik benim sürekli uyguladığım bir tonik değil. Böyle portakalın mevsimi olduğu zaman 2-3 haftada bir bu şekilde toniği hazırlayıp cildinizde canlandırmak istediğiniz bölgelere uygulayabilirsiniz. Ben biraz az su koyduğum için kabukların hepsi güzelce pissin diye kabukları ara ara karıştırdım. Bu kaynattığımız karışımı en az 1 saat iyice soğuyana kadar dışarıda bekletelim. Sonrasında ağzı kapaklı bir kapta 5 güne kadar buzdolabında saklayarak geceleri cildinize uygulayarak tüketebilirsiniz. Bu toniği ister cildinizde en az yarım saat bekletip öyle yıkayabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi toni yatmadan önce bir pamukla yüzünüzü sürüp yüzünüzü sabah soğuk suyla durulayabilirsiniz. Biliyorsunuz cildinize C vitamini sürdükten sonra güneşe çıkarsanız lekeler oluşuyor. Bu nedenle bu tarz meyvelerle yapılan maskeleri yüzünüzde uzun bir süre bırakmak istiyorsanız bu maskeleri sadece gece uygulamaya özen gösterin. Karışımımızın içinde hiçbir koruyucu madde olmadığı için buzdolabında saklayarak 5 gün içinde tüketmeye özen gösterin. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Umarım bu toniği uygular. Sizler de benim gibi memnun kalırsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.